Sevgili seyirciler yeni bir Beşine Bir Kamp programına hoş geldiniz. Yaz günlerinde şu sıcak yaz günlerinde uzun bir bayram tatiline çıkmadan önce yine Türkiye ve dünyadaki konuları konuklarımla beraber konuşacağım. Bu haftanın iki kazası, iki trajetisi ve iki yüzdülüyle başlayalım isterseniz yayınımıza. Birisi Pasifik Okyanusu'nda diğeri Ege'de meydana gelen iki deniz kazası dünyanın gözlerini iki ayrı olaya çevirdi. Birinde yaklaşık 700 kişilik bir gemide bir teknede mültecileri taşıyan bir gemide Yunanistan açık sularında 400-500 kişi hayatını kaybetti. Ancak onlar Titanik enkazına dalan 5 kişi kadar konuşulmadılar. Medyada kendilerine yer bulamadılar. O 5 kişi ki aralarında 2 tanesi milyarder bir tanesi milyarderin oğlu 250 bin dolar verip çatma derme çatma bir Denizaltımsı bir e, tüple tiiyee dalmaya çalıştılar macera turizminin Daha doğrusu zenginlerin çok çok zenginlerin artık şımarık milyarderlerin macera turizminin trajik bir sonuyla e, karşılaştılar günlerce başlarına ne olduğu bir numaralı haber olarak tartışıldı özellikle Amerika Birleşik Devletleri medyasında e, gündemden hiç düşmediler bu maceralı yolculuk tineyin enkazını Denizde 12 bin metrede görmeyi hedefliyordu Yaklaşık 8 saat sürecekti 5 kişi 7 metreyi bile bulmayan Adına denizaltı demekte zorlandığımız işte gördüğünüz bu cisme bindiler Ve bir daha geri dönmemek üzere Okyanusun derinliklerine gittiler Günlerce işte şu kadar saat oksijenleri kaldı Son çabalar bulundular bulunmadılar Tartışmasıyla geçti Ve de en sonunda daha dalış yaparken bu çakma denizaltının e, parçalandığı birkaç milisaniyede parçalandığı ortaya çıktı. Pek çok da tartışma geldi ardından. Nasıl olur da böylesine büyük servetlere sahip olan insanlar böylesine derme çatma bir e, gece kondu diyebileceğimiz bir denizaltıyla tecrübesiz bir liyakatsiz bir e, kadroyla bu dalışı gerçekleştirdiler diye. Gelin görün ki bu dalışta hayatını kaybeden 5 kişi burnumuzun dibinde Yunanistan'ın öbür tarafında Adriyatik'teki kazada hayatını kaybeden e, kaybedenler kadar konuşulmadı. Onların arasında da Pakistanlılar vardı. Hatta 250 Pakistanlı'nın ölmesi sonrasında bu hafta Pakistan'da ulusal yaz ilan edildi. Deniz altında ölenlerden biri de Pakistanlı milyarderdi. İşte bu ikileme, bu 200'le Batı'nın haber akışındaki bu 200'le. E, ...pek çok kişi kızdı. Kızanlar yalnız değildi. Barack Obama gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı da vardı. Obama haksız değil. Yunanistan burnumuzun dibinde bir geri itme politikası uyguluyor. Biz kim olursan ol gel derken Yunanistan kim olursan ol gelme diyor. Gelmemesi için de kimi zaman e, denizde hayatlarını kaybetmesi pahasına... E, ...mültecileri, göçmenleri geri itiyor kara suyuna ulaşanları botlarına koyup tekrar geri gönderiyor. Bu son trajik anda, son trajik kazada işte bu politikanın bir sonucu olarak yaşandı. Ege Denizi'nde içinde yaklaşık 700 kişinin bulunduğu bu derme çatma e, balıkçı teknesi ağır ağır Avrupa'ya yaklaştığında hem İtalya hem Yunanistan sahil güvenlik ekibi bunu gözlemlemeye, ama bizim tarafa gelmesin diye dua etmeye başlamışlardı. Yunanistan tarafına geçince Yunan sahil güvenlik her zaman yaptığı gibi gemiyi tuttu ve çekmeye çalıştı. İddialara göre batırmaya çalıştı ve batırdı. Gemi battıktan sonra ışıklarını yaktılar, saatlerce seyrettiler. Hatta bir yük gemisi, Türk yük gemisi kurtarma çağrılarının sonrasında bir buçuk saat sonra bölgeye ulaştı. Kurtarılan var ama sayılar ölenlerin sayısı kurtarılanlarla kıyasladığınızda çok daha fazla. Bu olayın nasıl olduğu da konuşulmaya tartışılmaya ve Yunanistan'ı karıştırmaya başladı. Avrupa Birliği'nin göçmen politikası tekrar konuşulmaya başlandı. Çünkü Avrupa Birliği'nde düne kadar şöyle bir uygulama vardı. Hangi ülkeye gelirse o ülkede kalıyordu mülteciler. Ancak geçtiğimiz ay yeni bir anlaşmayla Avrupa Birliği göçmen statüsünü yeniledi. Ve bu gelenleri Avrupa Birliği ülkelerine eşit bir şekilde yaymaya karar verdi. Hem bu kaza hem bu yeni göçmen politikası üzerinde bir parça konuşmamızı gerektiriyor. Metin Çorabatır, İGAN Başkanı, İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı bu konuyu en yakından ve en iyi bilen Türklerden bir tanesi. Sevgili Metin, Yunanistan'da yaşanan göçmen, göçmen teknesi kazasında göçmenler neden kurtarılamadı aslında? Ana politika neydi arkasında yatan? Bu Akdeniz'de Yunanistan açıklarında yaşanan en büyük tarihi en büyük kazalardan birisi. Neden kurtarılamadı? Bu e, tartışma konusu. Yunan makamları, Yunan Sahil Güvenlik makamları e, suçlanıyor. Yunan basını tarafından dahil. E, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler örgütleri de e, bu konuda bir soruşturma kapsamlı ve şeffaf bir ko ko kovuşturma e, araştırma istiyor. E, i̇ddialar şu, ciddi iddialar var. Bu iddialar tekneden yapılan e, tekneyle yapılan iletişim e, kayıtlarından da ortaya çıkıyor. Diğer bilgilerden de e, Yunan makamları bu teknenin Libya'dan açıl e, denize çıktığını ve salı sabahı eee tekneden haberdar olunduğunu, hiçbir müdahale edilmediğini, ancak çarşamba sabahı yani 24 saate yakın bir süre sonra bu teknenin eee alabora olma tehlikesi karşısında müdahale edildiğini e, söylüyorlar. Halbuki uluslararası deniz hukuku ve diğer hukuk kurallarına göre e, apaçık bir şekilde bu teknenin tehlikeli bir seyir halinde olduğu, aşırı yüklü olduğu bütün görüntülerde ortaya çıkıyor. E, geç müdahale deniyor. E, bu konuda soruşturma isteniyor, şeffaf soruşturma. Yunanistan Savcılığı ...kapalı bir soruşturma yapılacağını açıkladı. Burada önemli olan e, Yunanistan'ın tek bu vakada bir e, ihmali olup olmadığı değil... ...Yunanistan'ın Türkiye'den gelenlere karşı işte pushback dediğimiz geri itmeler dahil... ...bir genel politikasının bir parçası olduğu konusunda bir görüş birliği var... E, ...bu konudaki uzmanlar tarafından. Dolayısıyla e, Yunanistan son dakikaya kadar artık tekne battıktan sonra ancak müdahale ediyor ve denize düşenlerin bir kısmını kurtarabiliyor. Dolayısıyla bir genel politikanın, Yunanistan politikasının ki zaman zaman Frontex Avrupa Birliği'nin sınır kuruluşu, sınır güvenliği kuruluşu ve Avrupa Birliği'nin kendisinin Yunanistan'ın bu olaylarına biraz toleransla bakması da bu felakete yol açan durumlardan birisi. Metin Avrupa Birliği'nin yeni göçmen politikasından bahseder misin? Bu politika sence göçmen ölümlerinin önüne geçer mi? Avrupa Birliği 1970'lerden bu yana politikasını sığınma hakkını kısıtlayıcı bir eksen üzerine oturtmaya çalışıyor. İşte çeşitli fiziksel engellerle insanların gelmesini zorlaştırmaya çalışıyor bir takım hukuki hak kısıtlayıcı e, eylemlerle, kararlarla insanların caydırılmasına e, çalışıyor. Dolayısıyla bu 1970'lerin ortasından beri süre gelen ve tırmanan bir olay. E, bize gelmesinler, bizden uzak dursunlar e, mantığıyla hareket ediyor. E, kendi içinde çeşitli düzenlemeler yaptı. İşte Dublin anlaşmaları bunların e, temeliydi Avrupa Birliği'nin e, sığınma politikalarının temeliydi. Şimdi kimse ona pek değinmiyor ama gerçekte e, herkesin her fikir oldu. artık mevcut yapının özellikle 2015-2016 göçlerinden sonra çöktüğü, ondan bu yana araştırmalar, yeni aramalar, yeni e, çareler bulunmaya çalışılıyor. E, en son 2020 yılında bir Avrupa Birliği sığınma ve göç politikaları anlaşması taslağı ortaya kondu. Bunun üzerinde yoğun müzakereler yapıldı. Bir hafta önce Avrupa Birliği'nin İçişleri Bakanları Komisyonu bu konuda, bu anlaşma konusunda bir taslak üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu daha sonra parlamentoyla komisyon arasında pazarlığa yol açacak ama e, bağımsız gözlemcilerin bu konudaki uzmanların görüşü bu yeni ortaya çıkan ve önemli bir adım e, yapıldı ilerleme e, yapıldı. Bu e, yeni e, anlaşmada da e, daha çok sığınma hakkı daha fazla kısıtlanacak. Komşu ülkelerde veyahut da sınırda e, bu insanların sığınma başvuruları sınır bölgelerindeki özel yerlerde karşılanacak e, ve hızlıca değerlendirilecek ve do, ha, e, detaylı araştırma yapılmayacak ve böylece sığınma hakkı kısıtlanacak. Buna karşılık kaçak göçmen olayı, düzensiz göçmen olayı daha da hızlanacak deniyor. Yani tam arzu edilenin tersi etkiler yapılacağından e, ortaya çıkmasından endişeleniliyor. E, Avrupa Birliği içinde evet bakanlar komitesi anlaşmaya vardı ama Macaristan ve Polonya buna karşı çıktı. Bazı ülkelerde Bulgaristan dahil çekimser kaldılar. Dolayısıyla şu anda fazla bir ümit yok. Hem bu düzensiz göçmenlerin göçmen sorununa nasıl çare bulunacak? Ölümlerin nasıl engelleneceği konusunda yeteri kadar mekanizmalar yok. Sığınmanın dışında daha farklı, daha insani göç yolları patikalarının bulunması konusunda yeteri kadar önlem içinde yok bu paketin. Sığınma konusunda da yine sığınma başvurularının mümkün olduğu kadar komşu ülkelerde ve hatta sınır ülkelerinde tutulması gibi unsurları var. Pek ümit yok şu anda ama daha her şey bitmiş değil. İnsan hakları kurumları, Birleşmiş Milletler örgütleri, sivil toplum kuruluşları bunun daha e, insani ve mülteci haklarına, uluslararası prensiplere dayalı bir şekilde değiştirmeye çalışıyorlar. Önümüzde biraz daha vakit var. Son olarak yeni e, göçmen e, yol haritasını hangi rota üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar? Birkaç rota var. Bunlardan birisi Batı Akdeniz rotası, Türkiye üzerinden gidişler oluyor özellikle Yunan adalarına ee, ve burada da büyük artan bir şekilde geri itme politikalarıyla zorluklarla karşılaşıyor insanlar Batı e, Doğu Ege dediğimiz yani Türkiye çıkışlı ağırlıklı olarak Kıbrıs e, çıkışlı hareketlerin e, bir rotası var ama asıl giderek artan en büyük rota şu anda Orta Akdeniz rotası. Nitekim bu son e, trajedide o e, rota üzerinde oldu. Libya, Mısır üzerinden e, çıkan tekneler daha çok İtalya'ya girmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla şu anda rakamlara göre e, 2022-2023'ün e, ilk aylarında yaklaşık e, 30 bin e, kişinin e, bu yolla girildi. E, İtalya'ya veya da e, e, Yunanistan'a ulaşmaya çalıştığı söyleniyor. En büyük rota şu anda Akdeniz itibariyle e, Orta Akdeniz rotası. Bir de e, Batı Akdeniz veya da Atlantik üzerinden e, İspanya, Portekiz'e gitme yolları aranıyor. Bunlar deniz yoluyla e, denenen yollar. Bir de karayoluyla yine en büyük rotalardan birisi Batı Balkanlar dediğimiz yine Türkiye çıkışlı bir rota var. Bir de Rusya, Belarus gibi yerlerden geçişler var. Ukrayna'yı saymıyoruz. Zaten Ukraynalıların Polonya ve diğer komşu ülkelere girişinde bir sorun yok. Herhangi bir engelleme yok. Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönetmeliği çerçevesinde. Onlar rahat giriyor hatta geri dönüp gelebiliyorlar. Ama şu anda Akdeniz itibariyle Orta Akdeniz rotası en kaçakçıların ve düzensiz göçmenlerle sığınmacıların en yaygın kullandığı rotalardan birisi. Sevgili Metin Çorabatır çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler dünya bir yandan bu iki konuyu konuştu. Diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde bu sefer Biden vardı. Fakat hangi Biden? Biden'ın oğlu Hunter Biden. Hunter Biden evin haylaz oğlanı diyebiliriz. Biden ailesi yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ailesinde trajik kazalar, ölümler olmuş ee, ve bu sonrasında da e, ilginç olayların olduğu e, bir dönem yaşanmıştı. Herhalde bundan diyorum Hunter Biden e, diyorum ya evin tam anlamıyla haylaz çocuğu. Uyuşturucu kullanıyor, hayat kadınlarıyla beraber oluyor. Fotoğraflar çekiyor, videolar çekiyor, yazışmalar duruyor. En son bir laptopun tamire verdiğinde bütün bunlar da medyaya sızma, sızması konuşulmuştu. Olabilir. Özel hayat deyip geçebilirsiniz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri özellikle e, vergi verme meselesini e, önemsiyor ve Hunter Biden da buradan yakaladı ve de e, bir dönem vergisini eksik verdiğini, 100 bin dolarlık bir vergiyi eksik verdiğini iddia etti. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok dava biliyorsunuz mahkemeye çıkmadan anlaşmayla uzlaşmayla çözülüyor. Yani bir ceza karşılığında ve son olarak da böyle bir uzlaşmaya gidildiği anlatıldı. Peki tam olarak ne oldu? Yunus Emre Erdoğan karşımızda isterseniz detayları ona soralım. Hunter Biden hakkındaki suçlamaları kabul etti sanırım. Neydi o süreç? Bir anlatır mısın bize Yunus? Evet Cüneyt Bey, Hunter Biden bu hafta savcılıkla işbirliği yaptı, itirafçı oldu ve iki tane suçu işlediğini kabul etti. Birincisi uyuşturucu bağımlısı olmasına rağmen silah sahibi olmak ve bu silah sahibini yasa, sahibini yasa dışı bir şekilde e, hükümete bildirmemek, kaçak bir şekilde silah satın almak. İkincisi de 2016 ve 2017 yıllarında yıllık gelir vergisini ödememek, aslında vergi kaçakçılığı yapmak. Hunter Biden bu suçlardan itirafçı olduğu için e, hapis cezası almayacak. E, i̇tirafçı olarak e, belirli bir para cezası ödeyerek serbest bir şekilde hayatına devam edecek. Cumhuriyetçiler ise e, Hunter Biden'ın itirafçı olmasını e, kabul etmiyorlar. Hunter Biden'ın hapse girmesini istiyorlar ve bu soruşturmanın devam etmesini istiyorlar. Hunter Biden Cumhuriyetçi için ve Amerika için önemli bir konu. Çünkü iki sene önce Hunter Biden'ın bilgisayarından sızlığı iddia edilen resimler, veriler, mesajlar ortaya çıkmış. Ve Cumhuriyetçi Hunter Biden'ın pedofili olduğuna, para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğine, babasının konumunu kullanarak ticari ilişkiler kurduğunu iddia etmişti. Burada özellikle ABD 2022 ara seçimlerinde Kongrenin yani temsilciler meclisinin cumhuriyetçiler tarafından kazanılması ve cumhuriyetçi çoğunluk ile meclis çoğunluğu ile bir araştırma komisyonu kurarak e, istediği isimleri ifadeye çağırma ve araştırma yetkisine sahip e, olması önemli. Cumhuriyetçiler Hunter Biden'ın özellikle Ukrayna'da babasının Obama döneminde başkan yardımcılığı konumunu kullanarak Ticari anlaşmalar kurduğuna, babası aracılığıyla, para kazandığına, oradaki Ukrayna'daki yetkililerle bir ticari işi kurduğuna inanıyor. Böylece de aslında özel imtiyazlara, vergi indirimlerine sahip olarak milyonlarca dolar elde ettiğini ve bunun hukuk dışı olduğunu söylüyor. Cumhuriyetçiler bütün bu iddialarla birlikte bir aslında e, iddianame tarzında bir e, suçlama yazarak, mecliste, kongrede bir araştırma komisyonu kurmayı ve Hunter Biden ve Biden ailesini, Biden yakın çalışma arkadaşlarını ifadeye çağırmayı düşünüyor. Temsilciler Meclisi'nde ifadeye çağrılanlar yemin ederek ifade ettiği ve yemin etmesine rağmen yalan söylemenin suç olduğunu kabul edersek ee, araştırma komisyonunun yetkileri, kendisinin ifadeye çağırdığı insanların ne dediği ve yalan söyleyip söyleyemediği oldukça önemli. Bu ifadeye gelmemekte bir suç ve bunun da bir hapis cezası var. Bu nedenle de Cumhuriyetçilerin Hunter Biden'ın bu hafta itirafçı olup suçlarını kabul etmesi Cumhuriyetçi için bir fırsat olarak görülüyor. Çünkü 2024 seçimlerine yaklaşık bir buçuk sene kaldı. Ve Cumhuriyetçi özellikle Hunter Biden'ın imajı, Hunter Biden'ın halktaki algısı ve Hunter Biden'ın işlediği iddia o ağır suçlar üzerinden bir söylem kuruyor ve Biden'ın, Biden ailesinin yolsuz olduğuna, Beyaz Saray'daki konumunu, başkanlık konumunu kendi çıkarları için kullandığını söylüyor. Trump da özellikle kendisi hakkındaki skandalları, kendi ailesi hakkındaki skandalları eşitlemek bir nevi gündemden düşürmek için Hunter Biden algısı üzerinden gidiyor. Ve özellikle işte Hunter Biden'ın uyuşturucu geçmişi, babasıyla olan o inişli çıkışlı ilişkisinden dolayı da halktaki karşılığı çok iyi değil. Biden'ın imajına zarar veren bir unsur. Bu nedenle de... Hunter Biden meselesinin daha fazla konuşulması Cumhuriyetçiler tarafından özellikle önümüzdeki yıl araştırma komisyonları aracıyla daha da detayların ortaya çıkarılması bekleniyor. Burada medya, demokratlara yakın insanlar Hunter Biden meselesinde çok fazla içerik yapmıyor, çok fazla eleştirmiyor. Trump hakkındaki skandallar kadar Hunter Biden konuşulmuyor. Bu nedenle de özellikle ee... Biden ve ailesini koruyan kollayan bir müessesizim ve medya algısı ortaya çıkıyor. Trump da bu çelişkiyi durmadan ortaya koyuyor. E, bu nedenle bu mesele belki daha küçük bir iddianame, küçük bir itiraf ve işbirliği olarak anlaşılabilir. Yani suçlar çok önemli değil. Fakat daha da büyük e, tartışmalara, daha da büyük suç tartışmalarına sebep olan bir olayın başlangıcı gibi görülüyor. Hunter Biden büyük ihtimalle önümüzdeki sene Amerika'daki en çok konuşulan konulardan biri olacak. Hunter Biden'ın Kongrede ifade vermeye çağrılması, yemin ettirerek çok ağır sorulara muhatap olması hiç kaçınılmaz değil. Bu arada başkanlık seçimi de geldi kapıya dayandı. Öbür tarafta Cumhuriyetçilerde Trump var. Biden'ın karşısına da yine bir Kennedy çıktı. Robert Kennedy Jr. çıktı. Kennedy ailesi Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde çok önemli ve lanetli diyebileceğimiz bir aile. Yani başlarının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor hep pek çok kaza, suikast var. kim bu Robert Kennedy Jr. Yunus? Normalde ABD'de başkan adayları bir ön seçimle belirleniyor ve seçmenler 50 eyaletle gidip oy kullanıyorlar. ABD Başkanı Joe Biden 82 yaşında 2024 seçimlerinde ikinci kez aday olacağını açıkladı. Normalde hiçbir görevdeki başkan ön seçimi kaybedip parti adaylığını yitirmedi. ABD Başkanı Biden da bu nedenle 50 eyaletle düzenleyecek ön seçimlerde büyük ihtimalle kazanacak. Fakat bu sefer durum birazcık farklı. Dediğiniz gibi Biden'ın parti içinde güçlü bir rakibi var. Robert Kennedy Jr. yani Amerika'nın efsane başkanı Demokrat John F. Kennedy Jr.'ın yeğeni... ...aynı zamanda 1968 seçimlerinde yine... Demokrat Parti'den başkan aday adayı olan ve ön seçimde büyük bir rüzgar yakalayan Robert Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy Jr. Biden'a rakip oldu. Ve Demokrat Parti ön seçiminde şu anda anketlere göre sürpriz bir şekilde %15-20'lerde seyrediyor. Robert Kennedy Jr.'ın e, hikayesi oldukça ilginç. Kendisi suikasta uğrayan, um, e, uğrayan JFK'nin e, yeğeni Aynı zamanda yine ön seçim sırasında yine başkan adayının açıkladığı sırada suikast uğrayıp hayatını kaybeden Robert Kennedy'nin oğlu Kennedy ailesinin yani Amerika'nın bugüne kadar içinden senatör, milletvekili, başkan adayı çıkarmış demokratlarca en çok sevilen İrlanda kökenli Katolik Kennedy ailesinin bir mensubu. Robert Kennedy Jr. bir iklim aktivisti ama aynı zamanda bir aşı karşıtı komplo teorisyeni. Kendisi Pandemi öncesinden bu yana aşıların otizme sebep olduğuna, aşıların e, güvenli olmadığına, 5G ve wi finin kansere sebep olduğuna, pandemi dönemindeki e, bu uygulamaların da gereksiz olduğuna nazi dönemi hatırlattığını e, iddia ediyor ve 20 senedir her fırsatta aşı karşıtlığı e, söylemini kullanıyor aşıya karşı çıkıyor, zorunlu, aşı zorunluluğunu uygulamaya karşı çıkıyor ve Amerika'da hem sağ hem sol seçmenin aslında radarına girmiş bir isim. Pandemi döneminde büyük bir rüzgar istedi çünkü bugüne kadar aşı karşıtlığı yaptığı için pandemideki o artan aşı karşıtlığının en önde gelen isimlerinden biri oldu. Ünlülerle beraber videolar çekti. O bütün aşı karşıtı kampanyanın yüzü oldu diyebiliriz. Kendisi o kadar çok komplolara inanıyor ki babasının ve ee, amcasının gerçekten de iddia edilen o suikastçılar tarafından öldürülmediğine bir derin derin komplosuna kurban gittiğine inanıyor ve bunu da açıkça dillendiriyor. Kendisi bugüne kadar medya tarafından pek görülmedi, pek önemsenmedi. Fakat anketlerde %15, %20'ye çıktığı anda medya onu konuşmaya başladı. Demokratlar gaf'larını hatırlatmaya başladı ki insanlar çok fazla yönelmesinler, Biden'ın aslında oyu düşmesin diye. Çünkü evet bu Robert Kennedy Jr.'ın başkan adayının kazanması zor. Hiç görevdeki başkanın kaybettiği bir örnek yok. Fakat %20-%30 oy alması bile Biden için aslında bir itibarına zarar verici bir durum. Burada neden Robert Kennedy Jr. gibi radikal ve komploju bir ismin yüksel oy aldığını sorabiliriz. Burada bunun cevabı şu. Biden'ın adaylığını açıklamadan önce Biden'ı aday olmasını istemeyen %51 civarında bir demokrat seçmen vardı. Biden ileri yaşına rağmen aday olmamasını olmasını eleştiriyorlardı. Yeni bir ismin, yeni bir heyecanın ortaya çıkması ve Demokrat Parti'nin gençleşmesini istiyorlardı. Biden bu kişilere rağmen aday oldu ve e, herkes onu destekledi. Bütün parti arkasında durdu. Böyle olunca da Biden'ın aday olmasından memnun olmayan seçmen e, ikinci seçeneğe yöneldiler. Ve Kennedy soyadlı bir insanın olması, yani görüşlerini bilmese de Kennedy soyadlı, iyi eğitimli bir e, siyasetçinin olması onlar için iyi bir seçenek oldu. Ve Kennedy %20 oy, oy oranına e, sahip oldu, yükseldi anketlerde. Şimdi bu tartışmalar arttıkça oyları büyük ihtimal düşecek. Biden, Kennedy ile münazara çıkmak istemiyor. Bu yüzden münazara düzenlenmeyecek. Kennedy medyada da çok kendini yer bulamıyor. Daha çok cumhuriyetçi ve sağ medyaya çıkıyor. Muhafazakar isimlerle yayın yapıyor. Yani Demokrat Parti seçmene de çok fazla ulaşamıyor diyebiliriz. Sevgili Yunus çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz yapay zeka artık gümbür gümbür geldi. Kapıya dayandı. Yapay zeka ile pek çok hayatımızdaki doğal şey de yapaya dönüşmeye başlayacak. İşin esprisi bir yana e, teknoloji geldi ama ortada hukuku yok. Avrupa Birliği de bu hafta bunu hukuka uydurmaya çalıştı. ...tedbir almaya çalışıyor. Korkuyorlar. Yani yapay zekanın getirisinden çok götürüsü ne olacak diye korkuyorlar. Ve bunun için de 13 Haziran 2023'te bir yapay zeka yasasını gündeme getirdiler ve düzenlemeler yaptılar. Ne var bu düzenlemelerde? Mesela spam filtreleri, filtreleri ve video oyunları gibi minimum riskli yapay zekaya izin verilmesi var. Mesela bankacılık veya havayolu internet sitelerindeki sohbet robotları gibi sınırlı riskli yapay zeka şeffaflık hükümlerine uymak kaydıyla izin veriliyor ya da kendi kendine giden taşıtlar ya da robotik cerrahi gibi yüksek riskli yapay zeka sistemleri kontrole tabi tutuluyor Çin örneğinin aksine Çin'de böyle bir uygulama var e, puanlama var yapay zeka ile insanlara puan veriliyor davranışlarına göre vergisini ödedi mi suç işledi mi diye bunları karşı duruyor, duruyor Avrupa Birliği böyle bir şey yapmayacağız diyor ve de yeni bir Avrupa Birliği yapay zeka kurumu da kuruluyor Şimdi bu yasada başka neler var? Enes Hoşgör'e soralım isterseniz detaylarını. Enes Bey yapay zeka ile ilgili son regülasyonlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Avrupa Birliği'nin asıl hedefine? Yapay zekanın regülasyonuna yönelik tabii ki son zamanlarda farklı farklı gruplardan, irli ufaklı, farklı mecralardan sesler yükselmeye başladı. Ki bunu biz olumlu buluyoruz. Bu yapay zeka ya da genel olarak insanlık tarihindeki teknolojilerde beklediğimiz bir aşama, beklediğimiz bir süreç. Belli bir olgunluğa gelince insanlığın kullandığı teknolojiler bu tür soru işaretleri gerekli kuruluşlar, gerekli gruplar tarafından seslendiriliyor. Bizim mesela şu an ağırlıklı olarak değerlendirdiğimiz regülasyon trendleri Amerikan Kongresi, Senatosu, Beyaz Saray ve bunun yan kuruluşları üzerinden ilerliyor diyebilirim. Ee, tabii ki burada mesela OpenAI ve ChatGPT gibi e, özellikle bunun zamanlamasını hızlandıran çeşitli teknoloji kuruluşlarının girişimleri olmuştur. Biz bunu sağlıklı buluyoruz. Ee, özellikle e, çeşitli yapay zeka e, gruplarını e, spesifik olarak değerlendirecek olursak e, örneğin sağlık, örneğin finans, örneğin e, sigorta, e, örneğin istihdam gibi alanlarda kullanılan algoritmaların ee, avantajlar sağladığı gibi çeşitli riskler de bulunduruyor e, insanlar için. O yüzden e, gerekli e, paydaşların, hissedarların e, ve e, politik e, oluşumların, e, gerekli karar e, mekanizmaları bunu de, e, devreye girmelidir. Amerika'da gözlemlenmiş trenler ise bunun daha çok bir e, çok yönlü diyalog şeklinde ilerlemesi. E, mesela biz de burada e, Amerikan Kongresi'ne, e, Senatosu'na e, kendi Uzman görüşümüzü bildiriyoruz. Çünkü burada özellikle sağlık yapay zekası diye değerlendirecek olursak bizim özelleştiğimiz bir pazar alan. Orada bunun hastanelerinden tutun, bunun efendim sağlık sigorta kurumlarından tutun, devlet ya da özel, bunun efendim klinisyenler, doktorlarından tutun, bunun sağlık bakanlıklarına ve onun yan ve alt kuruluşlarına kadar. ...muhtelif, irili ufaklı paydaşları var... ...ve bunların herkesin e, konuştuğu farklı bir dil var... ...farklı gündemleri var... ...onları birleştirmek kesinlikle e, hemen... E, ...akşamdan sabah olacak bir iş değil... ...ama bu zamanlamasının... ...bence e, doğru olduğunu düşünüyorum... ...önemli olan bunu e, şeffaf... E, ...halka açık, kamuya açık... E, ...çeşitli teknoloji... ...ve e, farklı paydaşların da... E, ...görüşlerin konumlarını dile getirebileceği... ...bir olanak olması... E, ...tabii e, burada... E, göz önünde bulundurmak e, durumunda olduğumuz ekstra e, bir konuda inovasyon e, gayretlerine, çabalarına, inisiyatiflerine nasıl bir etkisi olur? Çünkü mesela e, regülasyon teknolojiyi yavaşlatır, inovasyonu yavaşlatır gibi bir olgu var ki bu e, e, akılcı işlenmediğinde tabii ki de bu tür e, eksiklikleri ve bu tür olumsuzlukları e, doğurabilir. Ama burada önemli olan e, birden fazla paydaşı aynı masada toplayarak şeffaf bir şekilde, yapıcı bir şekilde konuşulması, tartışılması. E, o yüzden doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sayın Hoşgör, çok çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, TOG biliyorsunuz Türkiye'nin yerli otomobil markası. Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Viva Teke katıldı. Ve de e, burada tek katılan o değildi. Mesela Elon Musk'la Viva Tech'le katılanlar arasındaydı. Semiramis Kulak bir melek yatırımcı konuyu yakından takip ediyor. Fuara da giden isimlerden bir tanesi. Sayın Kulak siz fuarın amacını bizim için biraz anlatır mısınız? İlim Mask gibi isimler katılmış neler konuşuldu? Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Neyi tartışıyorlar biz burada kendi içimizde faizin artışı ne olacak, CHP'de ne olacak, CHP'deki gelişmeler ne olacak diye tartışırken teknoloji dünyasında neler tartışılıyor? Merhaba Cüneyt Bey. Geçtiğimiz hafta 4 gün süren VivaTech 2023 etkinliğine katıldım. VivaTech'in birazcık geçmişinden bahsetmek gerekirse 2016 yılında başlayan bir teknoloji ve inovasyon fuarı. Dört gün boyunca aslında dünyanın dört bir yanından startupların, yatırımcıların ve büyük kurumların katıldığı bir etkinlik. 2016 yılında başlayan etkinlik Publicis Group ve Group Les Echos tarafından kurulan bir teknoloji fuarı. Bu sene özellikle rekor katılımla gerçekleşti. 150 bin kişinin katıldığı. Öne çıkan başlıklar arasında yine yapay zeka vardı. Özellikle konuşmacılar arasında yer alan Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, yapay zekanın Fransa e, girişimcilik ekosistemi açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bunun üzerine de Fransa girişimcilik ekosistemini geliştirmek için 7 milyar euro'luk bir destek paketi olacağını açıkladı. E, sağlık teknolojisi yine ön plandaydı. Konuşmacılar arasında yer alan e, Elon Musk da Neuralink'in ticarileşmesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Bunun haricinde de iş yerindeki verimlilik e, uygulamaları, özellikle sanal gerçeklikle beraber uygulamalar öne çıkan başlıklar arasındaydı. Viva e bu sene bir sürü yatırım ofisi katıldı ve bu yatırım ofislerinden bir tanesi de Invest in Türkiye'ydi. Invest in Türkiye ile beraber 20'ye yakın Türk girişimcisi standda yer aldı. Bu girişimcilere yabancı yatırımcıların ilgisi oldukça yüksekti. E, yerli girişimlerimizden e, TOG da e, VivaTech'te yer aldı. TOG'un çok büyük bir standı vardı ve bu standda aslında ulaşım ve mobilite teknolojilerinin e, sunulduğu bir standdı ve o, o standda da ilgi oldukça yüksekti. Sayın Kulak çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Az gittik uz gittik bir 5 ne 1 kanının daha sonuna geldik. Yeni bir 5 ne 1 kada buluşuncaya kadar sizlere iyi günler dilemeden önce sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum. Umarım bayram sonrasında özel bir röportajla yine bir 5 ne 1 kada buluşuruz. Kalın sağlıcakla.